Let's do this. Evet, o zaman bugünkü konumuz şanzıman. Şanzıman kelimesi benim için her zaman çok ilgi çekici bir kelime oldu. Şanzıman kelimesi mesela Türkçe olmadığını emin gibiyim ama geri kalan bütün Türkçe kelimelerden daha Türkçe geliyor bana. Ya evet, şanzıman. Ya mesela Küçüklüğünü çünkü şey büyüklüğünü mesela oluyor. ya ünlü uyumlarını siktir et çünkü hani şanzıman yani kimi kandırıyoruz? Çok bariz bir dilden gelmiş gibi ama mesela şöyle bir şey var. O kadar benimsemişiz ki ben mesela hangi dilden atıyorum İtalyancadan geliyorsa ben bir İtalyanın şanzımanı cümle içinde kullandığını sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim Changement'dan geliyor. Fransızcadan geliyor ama Fransızcasının telaffuzunu bilmiyorum. Bence sen salladın şu anda ama Yok yok, ciddi bu misin? net bilgi, konfirme yani. Okey güzel. Changement, şanzıman. Gerçekten. Olabilir. Vites kutusu ne Ya yapıyor? çok çok zorlarsan evet ben buna inanabilirim ama inanmamayı tercih ediyorum çünkü şanzıman kelimesi mesela şanzıman diyorsa bir insan veya şanzıman hani o aletten bahsediyorsa Türktür abi yoksa hani bir insanın şanzımanla ne işi olur hani Evet, mesela yani mesela şeyi bilmiyorum neden biz ilk muhabbetimizi şanzıman üzerinden açıyoruz? Bu kadar Türk bir şey bu o bence. kadar Türk bir şey. Mesela Evet. biz Türküz ve şanzımandan bahsediyoruz. Bence daha Türküz fazla şeye ihtiyacımız yok yani. şanzıman deriz. Evet mesela Türküz bu bir türkü slogan. çağırırız. Bunu Eş yani, anladın mı? şanzıman. Türkü çağırırızın yerine Ya şanzıman deriz. mesela bir yabancı görsem tamam böyle hani yurt dışına çıktığımda falan biri bana şanzıman dese veya bunun işte Gidip sarılırsın. sarıldı çünkü çok Türk bu adam hani Bilmiyorum Türk. Gerçi yurt dışında sarılırsın ya. ya Şimdi yolda mesela gittin. yurt dışına bak Hollanda'da sarılmam. Neden Hollanda'da sarılmasın? Hollandalı insanlar. Hollandalı insanlar. Yok hayır Türk Hollandalılara ne yok deniyor? bir Türk Aa, çok ilginç. Hollandalılara ne deniyor? Nedirmen. Nedirmen. Hayır ya. Dutch da. Dutch ama ne Dutchman de. yani Dutchman. Nasıl? Onlar böyle Hollanda bir... ya Türkçeden bahsediyorsak Hollandalı deriz. Bir de Flemenk var. O işler çok karışık ya. Şimdi Bak. Flemenkçe ben mesela gittiğimde Hollanda'ya şey diyebiliyordum. Hep hani o tarz konuşuyorum. Hani sizin diliniz Flemenkçe değil mi diyordum. Hayır diyorlardı. Biz hani Türkçe mi soruyorsun? Ya böyle quote yaparken, yani yurt dışındaki Aha. konuşmaları quote yaparken İngilizce olarak doğrudan Onu aktarabilecek yeterlilik seviyesi var. Bu mesela arada ben onu bu TOEFL'la falan ölçülmüyor arkadaşlar. bunu Bence... hayatımda ben uygulamayı denedim bir dönem. Hani bir anıyı anlatırken yurt dışında yaşadığım bir anıyı insanlara işte ne söylediysem onu cidden söylediğim gibi söylemeye çalıştım. Ve hani klasik şey algısı oluşuyor. Lan hani İngilizce konuşuyorsun anladık. Mesela bu çok yanlış bir şey bence. Eğer sen İngilizce konuştuğumda anlıyorsan ve ben İngilizce anlatınca rahatlıyorsam konuşabilmeliyim. Çünkü amına koyayım kaç yıldır İngilizce okuyoruz biz. Yani niye okuyoruz? Ha bu şey demek gibi. Ne bileyim bakkala gittin işte sigarana kadar da 13 lira. Adam sana 20 lira verdi sigara al diyor. Al abi 7 lira para üstü dediğin zaman amcık niye benim yerime matematik yapıyorsun? Sen bana sigaranın fiyatını söylesen ben hesaplardım demek gibi bir şey. Tabii yani Biliyoruz çünkü o matematik. devasa gereksiz büyüklükteki hesap makinesiyle 8 kere C'ye basarak, hani çünkü tamamen temizlendiğinden emin olun. Artıklar kalıyor çünkü, küsuratlar hep Hayır. kalıyor Ben orada. şeyden bahsediyorum. Mesela sen bana mesela atıyorum 20 lira veriyorsun tamam mı? Abi bana diyorsun işte Marlboro Light al. Tamam mı? Ama Marlboro Light'ın parasını fiyatını bilmiyorsun. Ben sana 7 lira abi 7 lira para üstü diyorum. Sen mesela bana kızar mısın? Abi ben zaten sen bana Marlboro'nun fiyatını söyle. Ben kendi verdiğim parayı biliyorum. Ha o zaman şey yapayım hani niye matematik kullanıyorsun demezsin bana. Niye? Çünkü matematik artık evrenselleşti ve ben kafamdan sana 7 lira tuttu diye para üstü verince şey yapmış olmuyorum. İşte bak işte ben 13 liraymış ben onun para üstüne hesap. Böyle bir şey düşünmüyorsun. İngilizce de bence öyle. Eğer ikimiz de İngilizce biliyorsak ben istediğim zaman İngilizceye dönebilmem gerekiyor konuşma dilinde. Şu an şey demem çok münasip olurdu. Hadi İngilizce konuşalım demem münasip olurdu da ben çok rezilim. Sen bayağı kötüsün ya. Genelde ığlıyorsun ve ığları kesmek çok sıkıntı podcast'te ya. Şu an ığladın mı? Yok şu anda değil. İngilizce konuşunca Ha, ılıyorsun. İngilizce konuşurken Tamam. ığlarım tabii oğlum. Nasıl ığlamayayım? Mesela çünkü ığladığım kısımlarda, mesela Dota oynarken ığladığım kısımlarda basmıyorum tuşa. Rahat oluyor. Hani insanlar ığıyı dinlemiyor. Doğru. Bak, Herkesin oldu hemen böyle. İngilizceyi düşününce bile error. Aklıma girdi. Hı. İşte şanzımanı konuşalım dedik. Evet şanzıman. Şanzıman konusu 4 dakika tuttu. Baya yani Güzel. şanzımanı 4 dakika ayırmayı Bir başardık. arabayı rahat 3 podcast hallederiz. Aynen. Peki karbüratör hakkında ne düşünüyorsun? Karbüratör hakkında bir şey düşünmedim. Ciddi misin? Karbüratör hakkında düşünmeye çalıştığımda kelimede takılı kalıyor. Kelime mi? Ay karbüratör mü? Mesela bunu konuşmamız çok anlamsız bence. Abi sen açtın konuyu. Hayır. Karbüratörün telaffuzu hakkında konuşmak gereksiz şu anda. Ama mesela karbüratör hakkında konuşabiliriz. Şimdi bu arabalarda özellikle eski arabalarda. Karbüratör hakkında konuşmuyoruz. Bana Tamam. karbüratör anlatacaksın. Evet. Şey Çok gibi sıkıcı böyle. mı oluyor? Hani Tabii. şanzıman karbüratör şey mi? Hedef kitlesi ne bu podcast'in? Öncelikle erkekler. Öncelikle Direkt erkekler seksizmi mi? vurayım da böyle. Erkekler araba sever. Mesela kadın araba erkekler araba sürer mesela. Aha, Yeterince olmadı.
yapma. Yeterince olmadı. Yap. Bir tık daha ileri götürebilirim. Bir tık daha ileri götürmeni istemiyorum ya. Yani bence arabadan falan uzaklaşalım. Daha herkesin daha ortak bir şey olan mesela metrobüsten bahsedelim. Çünkü Türkiye'nin en büyük ortak paydası bence metrobüs. Mesela şu anda da aşırı şey yaptın. Çünkü hani sadece 15 milyon insan kullanıyor metrobüsü. Metrobüs atıyorum. Bitlis'te var mı metrobüs? Yok. Bitlis'te metrobüs yok. 500T'ye geçiyor. Yani bu nasıl bir dram? 500T'ye geçiyor olabilir. Bitlis'te metrobüs olmaması problemi üzerine. Evet. Sorunsal üzerine. Sorunsal kelimesine ben yıllardır takığım. Çünkü sorunsal deyince şey oluyor böyle. Ben bunun üzerine çok düşündüm, o yüzden mesela, sorunsal diyebiliyorum. Evet. Benim hayatımı etkileyen bir sorun der gibi geliyor bana. Bana hep sorunsal öyle geldi. İlgimi çekiyor. Bununla dertleniyorum. Sorunsal özünde sanırım kesin bir çözüme ulaşılamayan, daha ikircikli konu anlamında falan kullanıyorlar. Eğer bu hızla gidersek ben sana ikirciyi de soracağım. İkircik. Sorma. İkirciyi açıklamak istemiyorum. Bu şeydim hani ya işte çok öncelerimde öğrendim, kafama kazıdım anlamını anlatamam ama kullanırım ve doğru yerde kullandığıma emin olun sözlerinden değil mi? Evet, ben genelde doğru yerde mesela ben buna ziyadesiyle katılıyorum dediğim zaman ben sana ziyadeyi açıklayamam ama tamamen doğru yerde kullandığıma eminim. Ya bu bir de ziyadesiyle ilginç mesela. Hani buna katılıyorum, bunun ziyadesiyle de katılıyorum. Bilmediğim için kelime anlamında. Hayır. Belki doğru söylüyor, belki sallıyorsun. Yani durdurup araştırabilirim ama hani her durdurduğumda nedense ses olmuş mu diye bir daha bakıp silip baştan başlıyoruz. Sefer ya, yol olayacağız. Yapmayacağız. Peki madem kelimelerden bahsediyoruz. Hı-hı. Sözünü kesiyorum, kusura bakma. Kafamda bir kelime var. Mesela nüans. Nüans. Evet. Nüans. Nüansı ben ilk resim dersinde duymuştum. Doğrudur. Değil mi? Sen de resim ama dersinde duydun bence. Ama ben anlatıyorum. Yok, senin çok nerede duyduğun önemli değil. Ben bir şey anlatacağım. Tamam, ben susuyorum. Ya susma da kendi hayat... Nüans mesela çok sık yanlış kullanılan bir kelime. Çünkü küçük bir nüans diye bir şey duyuyorum ben. Aşırı irite oluyorum, irite olmak. Küçük aşırı bir... rahatsız oluyorsun. Evet, çok rahatsız oluyorum çünkü küçük nüans diye bir şey yok. Nüans zaten küçük detay demek. Nüans küçük detay mı demek? Tam olarak küçük detay demek. Detayın küçüğüne nüans deniyor. Detayın büyüğüne detay deniyor. Detayın büyüğünü ben sana göstereceğim. Detayın büyüğüne detay deniyordur. Uzun ve kalın detay. Bak, nüans benle direkt resim dersinde hoca söylemişti. Ama o yüzden natürmortla falan beraber paket halinde. Direkt çağrışımlar orada. Mantıklı. Şanzıman hakkında konuştuk. Karbüratöre ufak değindik. Mesela şeyde bir sıkıntı var. Mesela biz seninle normal telefonla konuşurken hiç böyle şey olmuyor. Kendimiz baskı altında hissediyoruz. Evet. Sanki mikrofon bir fallus. Mikrofon. Wow. Güzel. Mikrofon güzel, şu an bir fallus ve ikimiz de ona yakın durmak için. Aynı zamanda birbirimize yakın. Interracial porn diyebilir miyiz? Interracial diyemeyiz. Mikrofon yani... bir canlı değil çünkü. Ha. Ben senle benim aramdaki racial. O düz homoseksüellik artık. Homoseksüellik. Yani değil. Yani aramızda bir şey yok ama hani olsaydı homoseksüellik. Aramızda şu an gerçekten bir şey. Wow. Wow. Asıl sıkıntı hani mikrofonun yarrağa benzemesinden ziyade... Fallus diyebilir miyiz? Hayır, yarrak diyeceğim. Yok, ben kendimi daha şey elit hissetmek istiyorum. Biz telefonla konuşsak yarrak diyecektim. Ben fallus... Hayır, ben yarrak demek istiyorum. Hani biz seninle telefonla konuşuyor olsaydık ben yarrak diyecektim. Ben, sıkıntı şu bak. Ben fallus demeye diretecektim. Sonra sen en sonunda yükselip böyle... Bağıracaktın bana. Evet, evet. Bağırırdım. Sıkıntı şu bak. Her ne kadar Freud, çok saygı duysam da Freud'a. Cidden hani bizim tayfada Freud'u en çok seven de benimdir büyük ihtimalle. En çok üzerine düşünen, en çok kitaplarını okumuş. Çok kültürlü bir insan olduğundan bahsettim mi? Bu arada telefon numaramı da bırakacağım büyük ihtimalle. Görüşmek isteyen, bir çay içmek isteyen karşı cinsler için. Neyse. Karşı cins derken karılardan bahsediyorum. Amcık istiyorum. Amcık istiyorum. Sizi tatmin edeceğim. Ara beni. Sıkıntı sanki birine konuşuyormuş gibi konuştuğum zaman sürekli şey oluyor. Hatta konuşmak... Abi benim. O biri benim işte. Öyle ben mesela yok, ben şeyi de hissediyorum mesela. Sen ve benim bir arkadaşım ortamda bulunduğu zaman da sanki ona karşı konuşuyormuş. Psikolog bu konuda şey demişti hani sürekli bir insanları güldürmeye, birilerine böyle bir şey yapmaya çalışıyorsun, hı-hı, diye. Dedi ki niye yapıyorsun? Hokkabaz mısın sen? Hokkabaz mısın? 20 lira yaksaydı sahne mi alıyorsun demişti. Yani sanki bu olayı biraz daha güzel, daha kaliteli kılmak için hiç yokmuş gibi davranmamız gerekiyor. Yokmuş gibi davranmak için ışıkları kapatalım mı? Hayır. Hayır. Şeyi fark ettim. Seninle en çok ışıklar kapalıyken konuştum galiba. Çünkü gece yatmadan önce falan arıyorsun amına koyayım. Ya o da şey alışkanlığı bence. Yurttan alışkanlık. Aynen. Çünkü en son her şey bittikten sonra yatakta yatıp her farklı. Şey bittikten sonra derken gün bittikten sonra artık uyuyoruz. Yani her şey bittikten sonra. Alt ranzada sen varsın, üst ranzada ben varım. Altlı üstlü yatıyoruz bir yatakta. Bir yatak mı? Bir yatak sayılır mı? Bir yatak sayılır. Yatak odasını konuşmuştuk bir ara. Evet, yatak odası... Niye nesneler üzerinden odayı isimlendirirsin? Hani yatak her odası zaman ne? Bunu yapmıyoruz. Bak mesela oturma odası dediğimiz acaba zaman... oradaki yatak hani hayır, yatılacak oda. Yok, çünkü yatak yatılacak de, yer ya. Yatak kelimesini kökeninden... Yatan yer. Bence yatak kelimesinin kökeninden ayrı incelememiz gerekiyor. Çünkü yatak odası bana sorarsan
daha geç çıkmış bir şey yataktan. Yatak çok daha eskiden beri olan bir şey. Yani önce bir kelimeyi bul ki sonra bir isim tamlamasında kullanasın. Aynen, direkt olarak... isim tamlaması oluşuyor. Ondan sonra ha bu ha, kelime şimdi, yatak olsun. Yatak iyiymiş. Böyle olur mu? Abi, önce oturma odasını o güne kadar hiç oturmamışlar falan. Aynen öyle. İsim koy. Oturmuşlar da oturmaya isim koymamışlar. Yatak odası. Diyorduk lan. Yatak odası diyorduk. Problem. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü hani yatak ne diyecekler? Hani sevişme odası mı desin? Diyemezler. Şu an sevişme odası 30 yıldır falan söylenebilen bir şeydir bence. Evet, sevişme odası denmez. Baktığın zaman ev, hane dediğin bir dairede genelde hani ev bir ailenin yaşadığı yerdir. Yani anne baba çocuklardan oluşur bu sosyal normlara göre. Başka bir şey atlayacağım. Lütfen, çünkü çok sıkıcı bir konu. Daire ne ya? Daire çok ilginç. Yani daire kelimesiyle alakalı bir şey var bence. Çünkü daire benim bildiğim çemberin içi dolu olan. Onun bir açıklaması var. Yani mimaride onun bir açıklaması var. Devlet dairesi ya da apartman dairesi. Evet, apartman dairesinin bir açıklaması var. Hani niye öyle dendiğinin bir açıklaması var. Ama bu açıklama sende yok anladığım kadarıyla şu an. Hiçbir işe yaramıyorsun. Hafızamın derinliklerinde bir yerdir. Bir inşaat mühendisi olarak bunu biliyorum. İnşaat mühendisi değil bu arada. Henüz diploması yok. Ben de avukat değilim. Henüz diplomam yok. Hatta diplomaya geç. Oo, daha staj. Senin daha bayağı işin uzun. Dairenin bir açıklaması var. O konuda dairenin şey yapmıyor. Dairenin bir açıklaması var. Evet. Evet, daire bir noktaya eşit uzaklıktaki bir düzlemde. Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekilin içi dolu haline daire deniyor. Büyük ihtimalle açıklaması bu değil. Geometrik bir açıklama olmadı yani gerçekten. Bir noktaya eşit uzaklıkta deyince çok geometrik başladım da ondan sonra fark ettim ki o çember. O evet işte ben çember üzerinden. İçini doldurmaya çalıştım. Aslında dairenin daha böyle köpek gibi matematiksel açıklayacaksak x kare artı y kare küçük eşittir n. N burada bir doğal sayı değil, hayır reel sayı. Bir reel sayı olacak şekilde yazılabilen. Hatta biraz daha genişleteyim mi? N deyince aklıma direkt doğal sayı geldi çünkü. X eksi a'nın karesi artı y eksi a'nın karesi eşittir. Aa, sen açılım mı yaptın? Açılım yapmadım, yok yok, hani herhangi bir yerde olabilir koordinat düzleminde, o yüzden. Okey. Yani ezerim oğlum seni, dahiyim lan ben. Dahiysin, bir de ben yıllardır bunlarla uğraşmadım. O yüzden ayrı yazılıyorum mesela. Nasıl? O yüzden ayrı yazılıyorum mesela. Dahi mi? Wow. İlk defa seni böyle bir kelime şeyinde. Vallahi yani anlayamadığım ilk kelime oyunuydu bu. Evet. Arkadaşlığımızdaki. Genelde sen yaparsın. Ve ben anlarım çünkü dahiyim. 17 dakika mı? 18 dakika olmuş abi. Rahat 25 dakika daha ne kadar zeki olduğumu konuşabilirim. Çok rahat, sıkılmadan. Bence yapmayalım bunu. Yani okay. İnsanlar sıkıldı bence bu arada. Tamam, insanlar dedim bitti. Öldü. Ha, insanlar öldü. İnsanlar deyince insanlar öldü. Böyle bir düzlem. Evet. Şöyle düşün. Hani biraz daha gerçekçi olursak aslında hiç kimse dinlemiyormuş gibi konuşmak çok daha rahat. Ve tek sıkıntı bugün bak, ölecekmiş gibi. Gözlerim kapansa. Yok oğlum. Yıldızların altında. Yansın. Ne? Yanmaz. Ya, yanmaz. Yanmaz mıydı? Yanmaz gönlüm yansa da. Oğlum sen ne yaptın kedimi? Hani öyle bir yanlış söyledin ki unuttum ben orayı. Değil mi? Orijinini unuttum. Yok. Yanmaz gönlüm. Hayır. Yansa... Yanmam gönlüm. Yanmam. Yanmam gönlüm. O bu da olmadı da sanki. Ha, yanmam virgül gönlüm yansa da. Yanmam çok saçma. Gönlüm yansa da. Evet. Yanmam. Yanmam gönül. Neyse, bunu da geçelim bence. Bence de bilmediğimiz şarkıyı niye söylüyoruz ya? az önce 20 dakika dinledik önce, evet, 20 dakika önce böyle dinledik, üzerine konuştuk falan. Abi ne kadar güzel şarkı falan diye. Chord progression analizi yaptık. Evet, Kargo dedik, ne kadar underrated bir grup. Kargo ne kadar güzel bir grup. Aksini düşünüp burada kapatan insanlar olacak. Zaten sizden kurtulmak istiyorum. Abi Kargo bak, iyi grup ne ya. Ne diyorduk şimdi? Kimse dinlemiyormuş gibi rahat bir şekilde konuşmamız gerekiyor ya. Zaten kimse dinlemeyecek bunu. Hani. Evet, zaten kimse dinlemeyecek de kendim nedense şu ses çizgilerine baktıkça insanlar onları duyuyor gibi hissediyorum, anladın mı? Şaşan, en iyi ihtimalle görebilirler. Hani çünkü kaydetmedik. En iyi ihtimalle. Ha, bir de tabii ki. FBI izliyorsa buradan. FBI izlemez abi, bak o federal. FBI, zaten ben FBI izliyor dedim. FBI'nin jurisdiction'ının dışında. Biliyorsun Amerikanlar jurisdiction'ı çok ciddiye alırlar. Şöyle söyleyeyim. FBI dinliyorsa dedim ben. FBI'nin dinleme ihtimali olduğundan bile bahsetmedim. Sadece eğer dinliyorsa selamlar. Sabahı şerifleriniz hayır olsun. Şey çünkü mesela, saat 11'i çeyrek geçiyor. Mesela büyük dedem öldü. Eğer ama şu anda beni duyuyorsa dersin. Çünkü duymuyor, çok belli. Çünkü ölmüş. Ama eğer duyuyorsa
Ama eğer bir mesela, ihtimal barındırmak zorunda, bence bu cümle bayağı yanlış. Bir ihtimal barındırıyor büyük dedemin. Belki Allah vardır. Geç, Allah'ın olması dedemin duyduğu anlamına gelmiyor. Yani yine hani dini referanslarla da açıklayamazsın. O zaman şey diyemez miyiz? İşte metalin işte babası işte Ozzy Osbourne, eğer beni duyuyorsan falan. Yapamayız değil mi bunu? Bilmem. Şeyde Peak of Destiny'de Aa. Dio'nun posteri vardı hani. Abi, filmde cana, cana geliyordu. Beraber izledik hatta. Dio cana geliyordu. Dio can. Dio can. Dio can. Roman Dio can. Roman. Ronnie Dio can. Romy Dio. Ronnie James Dio can. Ronnie James Dio can. Aynen. O şey değil mi? İstanbul'un Fatih'i. İstanbul'un Fatih'i Dio can mi? Ha, Fatih Sultan Dio can. Dio can. Olmadı bu. Fatih. İstanbul'un Fatih'i. İstanbul'un Fatih'i bizim ilçe. İstanbul'un Fatih'i bizim ilçe oluyor, evet. Aa, şey, çünkü Ankara'nın Dikmeni diye dizi var. Evet, bilmiyorum. Ben de bilmek istemezdim. Hani izlemedim. Sadece hani köşede isim oluyor, onu okudum. Zaten o gözlerini öyle sanki, kapatıp öyle sanki kapatmama yetti. Öyle sanki böyle küfürlü bir şey vardı, ikileme vardı. Aha, var var. Neydi Ankara'nın Dikmeni? Bir şey ama hatırlamıyorum. Bir şey sik beni falan. Hani bir insan niye böyle küfretmek istesin? Hani madem bir abi hep kafiyeli küfretme konusunda ha, kafiyeli hiçbir şeyimiz ya var. Bak, kafiyeli küfretmek güzel bir şey ama hani ne bileyim, bunun için hani uğraştın, iyi güzeldi. Niye en sonunda sik beni diyorsun? Garip bir şey gerçekten. Bu mesela bak bu ilk... Abi yalanın varsa sik beni falan. Ne? O ayrı. Bir dakika, öyle mi diyorsa? Ankara'nın Dikmeni, yalanın varsa sik, sik beni. Bak oldu bu. Oldu, evet. Ve tatmin ediyor söylemek bir şekilde. İşte tatmin ediyor demek ki sik beni demek. Abi iyi mikrofon alalım. İyi mikrofon alalım. İyi mikrofon al, benim param yok. Of. Neyse tamam, bir mikrofon. To do liste ekleyeyim onu. Yıldızların altında gözlerim kapansa da. Sen söyleyince o kadar etkilenmedim ki. Ya ben keşke şarkı söyleyebilen bir insan olsaydım ya. Şarkı söyleyebiliyor olmayı çok isterdim. O zaman sen şarkı söyleyebiliyor olmayı şarkıyı güzel söyleyebiliyor olmakla eşdeğer tutuyorsun. Hayır. Şarkıyı söyleyebilmek için şarkının vokalinin bir notaları vardır. Hı-hı. Bu notaları doğru icra etsem, gerisi çok zorunda değil. Doğru tuşeyle, doğru bir şekilde, doğru notalarda, doğru sözleri söylesem bana yeter şu anda. Sen opera eğitimi almak istiyorsun o zaman. Şan eğitimi ya da ne bileyim. Hayır yanlış anladım. Şan eğitimi almak istemiyorum. Şan eğitimi almış olmak istiyorum. Yani. Happen to be. Hani geçmişte almışım, etkisi hala sürüyor. Had değil have been. Had değil have been. Ya çünkü had ve had olması için şey olması lazım. Mesela bu konuşmayı yarın tekrar etsek. Derim ki ben sana demiştim ki geçmişte almıştım. Okay. Mesela have been ile had been, bak buradan cidden hani YDS falan çalışan herhangi bir insan dinliyorsa. Bu kritik cümleyi söylemek istiyorum. Have been ve had been, yani had diye saçma sapan bir kavram var ya. Bir have artı verb 3 var, bir de had artı verb 3 var. Bir past continuous, bir past perfect falan. Şimdi oradaki aradaki fark şu bak. Eğer have been diyorsan olayı şu anda anlatıyorum ama bahsettiğim olay geçmişte yaşanan bir şeyin etkisini süregelmiş hali. Eğer had kullanıyorsamsa geçmişteki bir olayı anlatıyorum. Abi Türkçen çok kötü ya. Kullanıyorsamsa ne ya? Ya benim İngilizcem iyi. Hani ona dengelemeye çalışıyorum. Mesela bu çok kritik bir bilgidir. Hani bu şekilde aklınızda hiçbir şey anlatmadım aslında. Bitirmedim bile cümleyi ama eğer cidden bunun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız çok kısa bir şekilde size bütün püf noktaları anlatabilirim. Ara beni, yala beni. 0507-863-2647. Yani abi neden ara beni, yala beni katıyorsun? İngilizce dersi vermek istemiyor musun sen? Ben sevişmek istiyorum. İngilizce dersi bahane. Ben böyle odunla am dövmek istiyorum. Odunla mı? Evet. Kanka sen sevişmek istemiyorsun. Senin ben sikişmek istiyorum. Yok yani odunla am dövmek sevişmek değil. Sikişmek de değil. Başka bir şey o yani. Yani bilmiyorum, ben rahatsız oldum şu an mesela. Böyle bir tweet vardı ya, ona atıfta bulundum. Atıfta bulununca dipnot olarak tabii, yazman lazım. Citation kitabının sayfasını yazıyorum. Aynen. Web sitesi vermem gerekiyor. Bir de tarih vermem gerekiyor web sitesinde. Evet, tarih vermezsen olmaz. İnternet bu. Belli mi olur? Hı-hı. Çünkü çocuk pornosu da var burada. Ya internet ne alaka, tarih vermeyince Twitter içeceği, çocuk içeceği, Twitter içeceği çocuk pornosuna mı dönüşecek? Güzel proje. Güzel proje. Twitter'a buradan CK seslen. CK sesleneyim. Eğer biri citation yapıyorsa bir tweet hakkında ve tarih vermiyorsa hemen çocuk pornosu çıksın. Şimdi de Samuray CK seslen. Şimdi de Samuray CK sesleniyorum. Jack Samuray Jack. Öyle miydi lan? Jack Samuray Jack.
Öyle miydi aynen, onun? Öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum yani. Yanlış hatırlanacak gibi bir şey değildi yani. Öyle ya çok, bir çok söyledin ki. Çok spesifik bir şey. Bayağı yani. Spesifik. Bunu nasıl yanlış hatırlar insan? Yani evet, bariz buydu ya. Evet. Onu sorun acıklı bir hikayesi var. Abi sorun. Biz seninle bugün yine telefonda konuştuk. Tamam evet, mı? Evet, bitirdik. Bitiriyoruz hayır, podcast yani. Podcast hazırlanma aşamasında da biz çok muhabbet ettik. Evet çok yani. Muhabbet ettik. 3 saat boyunca yani, hatta yani keşke şunları kaydetseydik dedik yani bayağı. Ya işte kötü kaydetmiştik o yüzden. Evet, bir de onları yani. Sildik falan. Ya bir de uyku geliyor. Ben 3 gündür uyumuyorum. 3 gündür uyumuyorum da nasıl bir... Böyle bir şey mi? Açıklama bu muydu? Hayal edersen aynı şey aslında. İğrenç bir şey. İğrenç bir giyirme tadı veriyor. Ben de şu an uykulu bir şekilde sigara sarıyorum. Yani kimse ilgilenmeyecek seninle. Hayatının sonuna kadar... Yok o bendim lan. O bendim. Abi. Yardım edin bana. Sabah mesaj attın bana. Doğru. Dedin ki sabah ne mesaj attın? Ha. 6:30. Hatırladım. Ne? 6 past 30. Yani 36 gece. 6 past 30. Hayır. 30 past 6. Aynen. Facts yani, diye. 6:30 gerçekleri diye. 6:30 a.m. facts diye. 6:30 a.m. facts diye. Evil Morty Team'in bir Nocturne'den evet, esinlenildiğini. Iı ne ya? Esinlenildiğini söyledin. Ben de tüm Nocturne'leri teker teker böyle melodilerine bakıp sonra sanki biliyormuşum da direkt aklıma gelmiş gibi sana attım böyle. Evet ya çok belliydi çünkü hani bu bilgiyi sen bilsen bana kesin satarsın. Çünkü hani kıskanıyorsun benim klasik müzik hakkında daha bilgili olmamı. Abi kıskanırım. Kıskanmaktan ziyade buna imrenmek diyoruz. İmrenmek, onun evet. Müslüman hali. Evet evet. Kıskanmanın Müslüman hali ve imrenmek denir. İmrenmenin TDK'daki TDK'daki tanımında direkt bu yazıyor. Kıskanmanın Müslümanca olanı. Müslümanca olanı aynen. İmrenmek. Mesela çok güzel bir pasaj var şeyden kalma. Bir kuple okuyacağım sana. Cemaat yurdundaki abilerin sürekli söylediği. Derler ki namazınızı öyle bir eda edin ki melekler imrensin. Hani o zamanlar hani... By the way melekler namaz kılmıyor. O konu hakkında çok... Onlara farz değil diye biliyorum. Ya, o konu hakkında çok bir fikrim yok. Kılar kılmaz o. Kendi özgür iradesi diyeceğim de. Özgür iradesi. Meleklerin özgür iradesi. Şu bana çok koymuştu. Daha çok küçüktüm ve şeydim hani nasıl olur da bir cümlenin yarısını anlamam. Hani nasıl cümledeki kelimelerin yarısını bilmiyordum. Eda etmek. Bilmiyordum eda etmek. Hoşlandığım kızın ismi Eda'ydı o zamanlar. Eda o yüzden etmek, aklımda kaldı galiba. Ödemek. İcra etmek. İcra etmek. Eda etmek. Eylemde bulunmak o eylemde. Sana geçen bir arkadaşla yazışmamızı okumak istiyorum. Çok çok hoş, çok enteresan bir muhabbet geçti aramızda. Ben excuse me what the fuck diye bir kalıp var bu aralar bilirsiniz, bir meme var. Onun bir de böyle Fransızca versiyonu var. Excuse moi quoi de la fuck diye. Arkadaş bunu story'imden alıntılayıp demiş ki affedersiniz bu ne sikiş. Ben dedim ki yüksek müsaadenize sığınarak soruyorum bu hangi cins bir cima dedim. Sonra başladık aşık atışmasına. Dedi ki bu sorgulamamdan dolayı beni mazur görün ama bu hangi köyün teşekküş geleneği acaba? Teşekküşü ben bilmiyorum mesela. Mesela ben de bilmiyordum, araştırmak zorunda kaldım. Sonra dedim ki shots fire bitch. Böyle yazmadım ama kendi kendime dedim ki okey buna bir cümle kurmam lazım. Dedim ki bendenizin haddini olmamasına rağmen merakıma yenik düşüp soruyor bulunduğum suali bağışlayın. Lakin icra edilmekte olan bu namahrem eylemin lügattaki eşleniği nedir? Eşlenik doğru değil bence. Eşlenik bir tek sıkıntı orada. Hani karşılığı demek istemedim. Karşılığında bana gelen mesajda değerli Haşmet meabları müteessir olmayacak iseler eğer bu hangi tenazül uzvunun neticeyle münakaşasıdır? Tenazül yanlış. Tenazül olmaz. Tamam. Tenazül bence o. Bayağı iyi gidiyor. Bırak herkes zevk alsın. En son bir ne derler bunu? Bir şiirle bitirdim. Ben ki aklı nezrinde olmuşum istihzai alem. Avreti vuku bana hatçe nisardır. Hatçe mi? Hatçe nisardır. Hatçe Nisar'dır. Şimdi bunu açıklamam uzun sürer. Bizim lisedeki bir arkadaşım bana kattığı garip Osmanlıca kelimeler bunlar. Şimdi ben ki aklın nezrinde olmuşum istihzai alem. Hani aleme maskara olmuşum. Yani aklın affedim. Gözünde nezir. Akıl olarak aklın nezrinde. Hani aklı olarak, adli olarak hani insanlara salaksın sen falan diyor. Yani kusuruma bakmayın diyorum. Hani zaten aklımdan dolayı çok şey yapılmıyorum. Okey. Avreti vuku yani bunu açıklamayayım artık. Bana Hatçe Nisar'dır. Hatçe Nisar da böyle merak konusu olmak. Aslında... Hatçe, tehdit, terör demek galiba. Doğrudur. Konumuzla alakası yok. Neyse bence gayet
Hoş bir konuşmaydı bu. Evet, hoş bir konuşmaymış. Çünkü hoş demek zorundayım. Güzel olmaz artık. Full Osmanlıca gitmemiz gerekiyor. Full Osmanlıca gitmemiz gerekiyor mu? O dili ne zaman kaldırdılar biliyor musun? 1927'de böyle bir dil yok. Ya şimdi artık dili Latin alfabesiyle yazılan. Ama dili kaldıramazsın yani. Mesela Latinceyi de kaldırdılar ama hani. Doğru. Hala dersi veriliyor. Silip atabileceğin bir şey değil. Silip atmak o şey değil mi? Kredi kartından çıkan. Silip, evet, silip atamazsın. Oradan geliyor. Silip atamazsın. Yani sen desen ki ben fiş atmaman istemiyorum. Lazım. O da der ki atamam ya, bunun vergisi veriliyor, otu çöpü yapılıyor. Sen vergi mi kaçırmaya çalışıyorsun? Vergi kaçırmak bana şey geliyor ya. Hep bir arkadaşın babasını hatırlatıyor bana. Onun dışında hani vergiyi tutup kaçırmak böyle hani. Vergi vergiyi böyle kucağında vergi dolu vermen lazım ama kaçırıyorsun devletten. Sen Amerika'da galiba öyle işliyor. Evet evet, vermiyorsun. Vermiyorsun. Evet, çünkü vergi... senin vermen lazım. Aynen, senin gidip vermen onlar lazım. Almıyorlar senden böyle söke söke. Ha, kaçırabilirsin mesela. Sen Meksika sınırına kaçabilirsin vergiyle. Meksika sınırına kaçmayı ben anlamam. Meksika sınırının ötesine kaçın hocam. Hayır, hayır, hayır. Anlamıyorsun. Meksika sınırına kadar kaçsan yetiyor. O böyle şey gibi. Yani, pozisyonun değil ne kadar yol aldığın önemli onun için. Yok be oğlum. Öyle tabii. Meksika sınırı ne? Federal jurisdiction. Federal jurisdiction mı? Ne oluyor acaba? Ondan mı öyle diyorlar? Bilmiyorum. Meksika'ya kaçmak dersin çünkü. Yani Meksika sınırını geçince diyorlar ama. Meksika yani. Sınırını geçince. Meksika sınırına kaçmak şey gibi. Hani oraya kadar yaptığın eylem kaçmak. Geçtikten sonra kaçmış olmuyorsun. Çünkü zaten... Kaçmış oluyorsun. Hayır, geçtikten sonra yaptığın eyleme kaçmak denmiyor. Sınıra kadar yaptığın olay. Çünkü hani takip altında olduğun yer sınırlar içerisi. Sınıra kadar kaçıyorsun. Aha. Sınır geçtikten sonra... Hova, kokain. Hova, kokain. Full kokain. Narkos mu izliyorsun? Ne, hayır. Hiç izlemedim biliyor musun? Hiçbir hiç bölüm izlemedim. Kolombiya'yı da izlemedin yani. Normal Narkos'u da izlemedim. Normal Narkos, bilmiyorum ne dediğini anlamadım ama izlemedim, hayır. Narkos'un bir de Meksika ayağını çektiler de. Elini ayağını çektiler Narkos'un. Elini ayağını çektiler Meksika'da. Güzel, başarılı bir session oldu. Şey gibi ya, şu an ses görüntüleri böyle ufuk çizgisinde bir gölden bakıyoruz böyle. Ağaçlar ve yansımaları. Aynen. Çadılar. Bobros. Bobros. Bobros gibi. Bobros gibi. Bunun Bobros gibi. Nasıl bir isim aktarması ya? Nasıl ad aktarması. Nasıl bir ad aktarması deyim. Peki şey gibi değil mi? Mavi nurdan bir ırmak. Mavi nurdan bir ırmak. Şu da gölgedeki salıncak oluyor. Ve beceremedik. Tam çok... nail ne ya? Hani gerçekten hani tam nail'dan nasıl çıkartmışlar onu? Hani... Tırnaktan onu nasıl çıkarttın? Baş parmağın şey gibi, tırnağından. Bütün konte iceberg'in görünen yüzü gibi hani böyle. Tamam da yani neden baş parmağın tırnağı gözüküyor sadece? Elin kalanı videonun o içinde falan. O şey mesela falan. Bak bu biliyorsun internette bilen bilir. İnternette video porno ile başladı. Ve internete yayınlanmış ilk porno bir adamın mastürbasyonundan ibaret sadece. Ve şimdi ilk başta video... Mesela bana göre bu porno değil. Ya bana göre de porno değil hani. Ama eğer herhangi bir dinleyenlerimizden herhangi biri kendi cinsiyetini sağ el olarak benimsediyse buna diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten benim bununla hiçbir derdim yok. Bir insanın kendini ne bileyim non-binary queer olarak görmesi beni çok etkilemiyor. Ben bunun için hani salak falan ne yapıyor demem. Demiyorsun zaten. Ya, hiç demem. Umurumda da olmaz. Konuşurum. Bu insanla normal muhabbet ederim. Çünkü şeyi biliyorum. Kendi verdiğim bazı kararları biliyorum. Hani yok yani. Cinsel olmasa da benim de verdiğim bazı kararlar var. Daha iyi değil aslında baktığı zaman. Ha, ama şu an mesela bir değer yargısı atfederek zaten yanlış bir şey yaptım. Evet. Hayır. Bak ben en başından beri yaptığım şey doğru da demedim. Bu insanları kabulleniyorum ve verdiği kararlara sesimi çıkarmıyorum derken hani doğru olanı yapıyorum demedim. Sadece ben bu insanları yadsımıyorum. Çünkü ben de social normlar tarafından çoğunluğu... Yadsımanın ne olduğunu bilmediğim. Ben bilsem yapacağım da. Yadsımak ne ya? Biliyorum. Ben ki aklın ezrinde olmuşum. Sıkıntı şu hani sosyal normlar tarafından veya günümüz toplumunun çoğunluğu tarafından garip görülen, yadsınan kararlar verip böyle kalıcı kararlar vermiş bir insan olarak bu insanların da kararlarına sesimi çıkartamam. Hadi, herkes muazzam kararlar vermiyor zaten. Bir transgender benim için ne bileyim evinde köpek besleyen bir adamdan çok farklı değil. İkisi de bir karardır yani. Artıları eksileri var. Ha gidip dersen ki sen aslında kadın hissediyorsun içinden öyle gösterme. Sikerim belanızı hani. Cidden sikerim belanızı. Sikerim belanızı adımı nereden biliyorsunuz dersin. Oraları çok güzel beeple geçeceğim. Komple silmektense beepleyeyim. Evet, beeplemek eğlenceli aynen, olur. Aynen, beeplemek eğlenceli olur ve işin komiği çok uzun sürecek ya. Türkcell'in mesajlaşma programının şeyi değil bu arada. Viral değil, beep. Aa. Çok iyi şey viral var. Alırız biz bak. Çok iyi viral alırız. Viral mi oluyor bu? Viral. Yerleştirme yani, viral. Yani çok iyi viral aldık ha falan deyince viral olmuyor da hani sanki biraz daha böyle alttan bir mesela bence Marlboro Light en iyi sigara. Ben Lokmata gibi yani. Lokmata gibi. O, ama o çok bariz ya. Çok barizdi ya. Ama hani bariz olması için yapılmış ama sanki konsept bariz değilmiş gibi verildiği için ona viral diyebiliriz. Değil mi? Ama mesela bu az önce yaptığımız direkt viral aldık ha falan işte kola içelim.
viral olmuyor yani. Ha eğer çok sevilen böyle public image'lar olsaydık ve insanlar sırf ben Marlboro Light içiyorum diye Marlboro Light içseydi tamam bu viral. Ve bu bayağı güzel bir suç işlemiş olurdun. Yo hayır bir dakika, bunun karşında para alırsam reklama giriyor, suç sayılmıyor. Yok, sigara reklamı yapamıyorsun. Ben sigarayı hiç şey bile düşünmedim. Oğlum Enjoy ya da şey var ya hani al, ne Şampiyonlar Ligi maçlarında falan işte, drink responsibly falan evet, oluyor ya. Doğru. Onları buzlamıyorlar. Bivin'i falan da buzlamıyorlar. Bivin zaten şey değil mi? Bu kumar sitesi. Ha, onu buzlamalarına gerek yok mu? O zaten sana mı soruyorum? Ya ben yani o bilen da bilen bilir yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları. Kaymakamıyım. Ne diyeceğimi bilemedim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ne olunuyor? Hakim olunuyor abi. Başka? Hakim olunuyor yani. Sadece hakim. Mahkemede mi? Ne olunur? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mübaşir. Bence harika bir kariyer amacı. Buradan bütün mübaşirlere sesleniyorum. Amacınız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Al sarı o. Hem de öyle bir kötü huyum var. Duraksamadan maksimum 3 saniye konuşacağım. Bilerek yaptın bunu, farkındayım. Hayır, belki bilinçaltından bilerek yapmışım. Bilinçaltından bilerek. Nefesim kesildi ama gerçekten kesildi. Nefes kesici bir olay çünkü bu senin için. Öpüşelim mi? Hayır. Abi onun şeyini çıkardım. Onu şu telefonumu şarja takmak için çıkardım ben onu. Yüzden açık değil. Ha okey. Klavyeyle. Parmaklıyordum. Klavyeyi parmak. Ben klavye demedim. Piyanoyu. Piyano. Ya. Fortissimo. Pianissimo. Piyanoyu parmaklayan birini bence, tanıyoruz. Bu arada bence o piyano var ya, bu şey şiddet gösteren şeyde. Hani bu notaların altında yazar ya, P, 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 F. Aha. İşte mezzo piyano, o piyano. Şey, o bir tane piyano. Terim. O şey demek mesela şimdi. En basabileceğin yumuşak o şeyde. En basabileceğin yumuşak gerçekten. Hayır ya bak. Amacım zaten kitap yazmak değil. Bunlar otomatik tekste dökülmüyor. Çok kötü konuşuyorum. Zaten kötü konuşuyorum. Zaten unutuyorum her şeyi. Tamam, kötü abi zaten hastayım. Deliyim amına koyayım ya. Kötü konuşma kardeşim. O zaman sen bana piyanoyu anlat. Evet. En yumuşak basışa piyano tesima dönüyor. İki tane P ile gösteriyor. Hatta yanılmıyorsam istediğin kadar P koyabiliyorsun da o konuda emin değilim. Onun bir tık daha sertine piyano deniyor. Ya da piyano deniyor, emin değilim. Yani o konuşmadan emin değilim ama P. Tek P ile gösteriliyor. Sonra MP var. Mezzo piyano. Aha, orta piyano. Ya birazcık daha sert. Sonra mezzo forte var. O böyle biraz daha sert. Sonra forte vuruyorsun artık. Bir de fortissimo var. Beethoven artık o hani. Şey, Beethoven. 9. senfoninin mesela başı. Mesela şey değil mi? Yok 5'in başı. 5'in başı. Du, 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 du. Evet. Bu arada gerçekten arka planında zaten o var. Arka planında da var. Normal FF ile başlıyor. Fortissimo. Mesela başka ne var? Mesela Moonlight Sonata normal şey gider. Yanılmıyorsam mezzo forte gidiyor. 3. moment. Dıt dıt. Hayır onlar artık hani bas gitsin. Bas gitsin. Bas gitsin. Geçen, sadece tizlerle çalmaya devam geçen et. Geçen bir arkadaş Moonlight Sonat'ın 1. moment'ın böyle sheet'ini almış. Gelmiş böyle birkaç tane sheet var elinde. 1. moment'ın sanırım. Dedim iyi. 3'ü çıkartmak gibi bir hadsizlikte bulunmamışsın. Ya arkadaş yeni başladıysa bulunmasın evet, da yani yıllardır yeni, çalan yeni. Haberini bir Fazıl Say'la arkadaşsın ve bunu demezsin herhalde. 1,5 sene. O sheet mi çıkaracak o? Sheet mi çıkaracak o? 3 senedir bir aydır falan. Ne bir ayı lan? 1,5 yene 3 sene. Bir yıl. Lütfen. Arkadaş piyanoya baktığı günden itibaren mi sayıyoruz? İşte şey dedi. O zamanki piyanolar farklı olduğu için şey konusunda tartışmalar varmış. Bu işaretlerin tam olarak nasıl piyanoya aktarılacağı konusunda tartışmalar varmış hala. Yani arkadaş şu an aslında işte doğru dinlemiyor olabiliriz. Arkadaş baya piyano çalmak yerine böyle saçmalıklarla uğraşıyor değil mi? Praktis yerine oturup bunlarla. Evet uğraşıyor. 40 saat pratik yapmak yerine günde. Günde 40 saat çalışmak yerine. Ling ling gibi. Onun yerine oturup böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Evet oturup böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz hepimiz. Evet. Mesela ben bugün keman çalmak yerine buraya geldim. Kemanımı da getirmedim. Kemanı getirsene bir ara. Ben sana çalmayı göstereyim. Abi, eminim senden daha iyi biliyorum. Sana getirirsin de el koyarsın diye. Abi kemanın, ya benim kemanım olması hiçbir şey değiştirmiyor tamam mı? Sonuçta zil yedi benim. Zil yedik karinesine göre. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Biz seninle geçen bir anlaşma yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet. Ne? Sen benim hayatımın sonuna kadar avukatım olacaktın. Ve sen bunu kabul ettin. Evet. Ya sen benim hayatımın sonuna kadar avukatımsın. Aha. Benim avukat bulmak gibi derdim yok artık. Sen mezunluktan sonra. Okey tamam. Netleştireyim istedim, kayda düştüm. Oh, verbal contract. Geçen sefer çünkü ses kaydı almayı unuttum. Bir de rızayen aldın kaydı. Evet baya rızam var. Evet benim şu an rızam var. Rıza ile görüşüyoruz. Bodrum'da şu anda.
Bodrum. Abi Baho mesaj attı. Bakacak mısın? Şey mi yazmış? Notification mı? Anlamıyorum. 3 notification yazmış. Böyle anlamsız bir çocuk Baho işte. Şifre diye düşünüyorum. 3 notification yazmış. Evet, o bir şifre. O bir şifre. İnsanlar anlayamasın diye. İnsanlar anlayamasın diye. Bu saatte zaten pek hayır olmaz ya. Yani yeni bir gün. yeni bir olayın başlangıcı büyük her zaman. Büyük ihtimalle kim bilir kim tutuklandı bu sefer. Kimse tutuklanmadı henüz şimdiye kadar. Ben çok şaşkınım. Var aslında, tutuklananlar var. Ama hani olayla alakalı değil. Evet evet. Buralar çok gereksiz. Buraları kesebiliriz. Ama ne kadar çılgın hayat tarzlarımız var. Biz böyle abi, bad boy'uz ya. Abi çok bad boy'uyuz. Gerçekten benim arkadaşlarım tutuklanıyor, ölüyor falan, evleniyor. Ölüyor mu lan? Ölen arkadaş oldu mu? Çok eskiden oldu ya. Bayağı üzülmüştüm. Ha. Ortaokuldaki arkadaşın öldü. Tabii tabii, baya baya ciddi travma yaratabiliyor bu tarz şeyler. Ben de yaratmadı, pek ahlaki değerlerim yok ama hani kötü hissetmiştim. Ben ölsem ne olur? Yani. Evet, bugünkü podcastimizi seksi bir ders anlatımıyla bitireceğiz. Modes of transportation. 1. Classification from surface point of view. 2. Classification based on means of communication. 3. Classification based on degree of freedom. 4. Classification based on energy used. 1. Surface point of view classification is again divided into three categories. 1. Land transport. 2. Water transport. And 3. Air transport.